Evet, test 4 kazanım 2 arkadaşlar. Yine burada bir grafik verilmiş. Ülkemizin nüfusun yaş grubuna göre dağılımını gösterdiği grafiğe göre aştakilerden hangisi söylenemez demiş sorumuzda. Şimdi burada arkadaşlar baktığımızda Türkiye'nin nüfusun yaşlanmaya başladığını söyleyebiliriz. Çünkü 2007'den 2019'a kadar artı 65'in 7.1'den 9.1'e çıktığını görebiliyoruz. Bu da A seçeneğini doğrular. Ortalama yaşam süresinin kısaldı diyor söz konusu olmadığından B seçeneği zaten sorumuzun doğru cevabıdır. Ortalama yaşam süresi kısalsa yaşlı nüfusu artmaz zaten. 0-14 yaş grubu oranında düşüş yaşanmıştır. 0-14 oranında bir düşüş yaşandığını 2007 yılından 2019'a 26.4'ten 23.1'e düşmüş doğrudur. 15-64 ortanca yaş grubu ve artı 65 yaş oranında artış yaşanmış. 66.5'ten 67.8, 7.1'den 9.1'e çıktığı için doğrudur. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır. Evet, ikinci sorumuz arkadaşlar. Türkiye'nin nüfusun yıllara göre değişimi ülkemizin nüfus miktarını gösteren grafiğe göre nüfus artış hızının azaldığına ulaşabilir miyiz bu grafiğe göre? Ulaşamayız arkadaşlar. Burada artış hızını biz çıkartamayız. Nüfus miktarının sürekli arttığına burada nüfus miktarının sürekli arttığını görebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla ikinci öncülümüz doğrudur. Nüfus yoğunluğunun fazla olduğunu burada nüfus yoğunluğunu ya illerin kilometresi karesini bilmemiz lazım. Nüfus yoğunluğunun fazla olduğunu olmadığını yine bilemeyiz. Dolayısıyla 1 ve 3. öncüde ulaşamadığımızdan ikinci sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. Üçüncü sorumuz yine bir grafik sorusu. Nüfus piramitlerinin taban kısmı genç nüfusu, tavan kısmı ise yaşlı nüfusu göstermektir. Gelişmiş ülkelerde doğum oranı az olduğu için piramitlerin taban kısmı dardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi verilen nüfus piramidine sahip olan bir ülkenin özelliklerinden değildir? Bak, taban kısmı darsa gelişmiş, geniş ise geri kalmış bir ülke. Geri kalmış bir ülkede taban kısmı dar, geniş olduğu için geri kalmış bir ülke olduğunu söyleyebiliriz. Doğum oranlarının fazla olduğunu söyleyebiliriz. Ortalama yaşam süresinin uzun olduğunu söylemeyiz. Eğer uzun olsaydı yaşlı nüfus oranı fazla olurdu. Burada yaşlı nüfusu az olduğunu söyleyebiliriz yine geri kalmış bir ülke olduğu için. Zaten grafik burada gösteriyor bize. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır. Dördüncü sorumuz nüfus piramitlerine yararlanarak hangi bilgilere ulaşabiliriz? Kayra'nın sorduğu bu soruya aşağıdaki cevaplardan hangisi verilemez? Demiş sorumuzda nüfus yoğunluğunu bulamayız. Doğum ve ölüm oranlarını bulabiliriz. Nüfus miktarını, ortalama yaşam süresini çıkartabiliriz ama nüfus yoğunluğunu bilmemiz için illerin kilometre karesinde vermesi lazım. Kilometre karesi dahil edilmediğinden sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacaktır. Beşinci soru yine bir grafik sorusu arkadaşlar. Verilen grafiğe göre ülkemiz ile ilgili hangileri söylenebilir? Tarım yapılan alanları göremeyiz arkadaşlar. Tarım yapılan alanların azaldığını söyleyemeyiz. Ülkemizin zamanla gelişme gösterdiği, evet, sanayi sektörü ve hizmet sektörü önem kazandığı için ve oranı arttığı için doğrudur. 2017 yılında aktif nüfusun yarısından fazlası hizmet sektöründe çalışmış. Aktif nüfus çalışan nüfus. Dolayısıyla %61.5'lik payla hizmet sektörü çalıştığı için yarısından fazlasını çalıştığını söyleyebiliriz. Bu da dolayısıyla ikinci ve üçüncü öncüle ulaşabiliriz ve bu nedenle sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. Altıncı soru yine okuma yazma bilmeyenler, okuma yazma bilenlerin oranı 1927 yılından 2019 yılına kadar verilmiş. Grafiğe göre ülkemiz ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi ulaşılamaz? Eğitime ayrılan bütçenin diğer alanlardan fazla olduğu. Biz burada diğer alanlara ayrılan bütçeyi görüyor muyuz? Hayır. Dolayısıyla A seçeneği yanlıştır ve sorumuzun doğru cevabıdır. 1927 yılında eğitim seviyesinin düşük olduğuna okuma yazma bilmeyen oranı yüksek olduğu için doğrudur. 2019 yılı itibariyle gelişmiş bir ülke olduğuna arkadaşlar gelişmiş ülkelerde okuma yazma oranı çok çok yüksektir. Ülkemizde %99'a ulaştığı için bu seçeneğin doğru olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi diğer taraftan 2019 yılındaki okur yazar oranının 1920 yılındaki o kadar olmayan orandan fazla olduğuna doğrudur arkadaşlar. Bu da ve sorumuzun doğru cevabı ne olacaktır? A seçeneği olacaktır. Evet, 7. sorumuz Türkiye'de kır ve kent nüfusu verilmiş. Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 1927 yılında toplam nüfusun büyük bir kısmı kırsal kesimde yaşamaktadır. Burada kırmızı kırsalı yansıttığı için doğrudur. 1980-85 yılları arasında kır ve kent nüfus oranı eşitlenmiştir. Burada 1985 yılına yakın eşitlendiğini söyleyebiliriz arkadaşlar.
Diğer taraftan kentlerde iş imkanlarının fazla olması kırlarda yaşayan nüfus miktarını azaltmıştır. Burada neden kırlarda, neden kentlerde yaşadığını grafiğe göre çıkartamayız arkadaşlar. Normalde doğru ama grafikten çıkartabileceğimiz bir durum değil. 1985 yılında kentsel nüfus oranı kırsal nüfus oranını geçmiştir diyor arkadaşlar. Burada 1985 yılında geçtiğini söyleyebiliriz. Tam böyle kentsel nüfus oranı kırsal nüfus oranını geçmiş. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. 8. soru aşağıdaki grafikte 2019 yılı itibariyle ülkemizdeki aktif nüfusun sektörlere göre dağılımı verilmiştir. Tarımın %18,2, sanayinin 19,8, inşaatın %5,5, hizmet 56,5 olacak. Bu durum ülkemizin gelişmiş bir ülke olduğunu söylüyor. Çünkü tarım en az orana hemen hemen sahip arkadaşlar. Sanayinin geliştiğini söyleyebiliriz. Tarımda alınan verimin düşük olduğu bilmiyoruz bunu. Birim alanında alınan verimi grafikten çıkartamayız. İkinci öncül yanlış. Nüfusun iş kollarına göre eşit dağılmadığı, yani eşit dağılmamış arkadaşlar. Bu da üçüncü öncül doğru. Bu nedenle C seçeneği sorumuzun doğru cevabı olacaktır.